sadece müzik yaparak ve sadece inandığın şekilde hareket ederek, inandıklarını söyleyerek, coğrafya kaderdir cümlesine sığınmayarak, taklit etmeden, başkalarının ne istediğini umursamadan, sadece istediğimiz şeyi yaparak bu müziği bütün dünyaya yayabiliyoruz. İşte bu beni mutlu ediyor, hem de çok. She's Gaye Su Akyo. She's a real phenomenon in Turkey, which is an edge place right now. I think her latest album is great. It's just different from other things I listen to. Şu an hayallerimin içindeyim zaten ya, çok mutluyum. Bir yandan aşırı mutsuzum tabii ki, bir sürü şey izliyor ama bir tarafım çok tatmin oluyor ve mutlu, keyfi yerinde. Tanıdığım en zeki, sadece zeki değil, en bilgili, beraberinde en yetenekli. She's a very strong, powerful artist. The winner of the best artist for 2019 is Gaye Su Akyo. Rock and roll. We brought to you guys peace, love, and rock and roll from Istanbul. Güzel tatlı hisler var. İşte bütün biletlerin bitmiş olması çok güzel bir mutluluk elbette. Daha bir ay öncesinden bitmiş. O anlamda tabii biraz daha heyecan veriyor bu. I'm super happy to be here, guys. This is our first London show. Galiba şaşırmam gerekiyor ama şaşırmıyorum çünkü hikayesini kendi yazdığına inananlardanım insanın. Dolayısıyla bu hikayeyi yıllar önce yazmaya başlamıştım. Tabii ki bazen o hikaye sandığın gibi gidemeyebiliyor, bir takım travmatik olaylar, durumlar, hiç beklenmedik şeyler olabiliyor insanın hayatında. Keza benim de oldu ama işte önemli olanı olan şeylerin üstüne yolundan şaşmamak. O yolun seni her şeyden daha çok mutlu ettiğine ikna olmak. O yüzden bu yol böyle akıp gidiyor bir şekilde ve o hikayeyi yazan kişi olmak, kendi kainatımın, kendi evrenimin sahibi olmak beni mutlu ediyor. Kendimin efendisiyim ben. İster sevişirim, ister dövüşürüm, kar zarar benimdir, kime ne? Bu hikaye nasıl buraya geldi? Daha somut bir taraftan bakacak olursak şöyle. Çocukluğumdan beri yaptığım müziği bütün dünyaya duyurma hayalim vardı. Ve küçükken bana sorduklarında büyüyünce resim yapacağım, müzik yapacağım. Bu ikisini söylüyordum hep ve şu an bunları yapabiliyor olmak beni müthiş mutlu ediyor. Hikayenin real kısmı şöyle. Antropoloji okudum. Antropoloji okuduktan sonra yapmak istediğim şeyin müzik olduğunu çok iyi biliyordum ve bir şekilde öğrendiğim, etkilendiğim, ilham aldım. Her şeyi müziğime koymayı hayal ediyordum. Keza olay öyle gelişti. Bir şekilde akışını oraya doğru yönlendirdim sanırım hayatımı. Bundan 5 sene önce Develerle Yaşıyorum albümü çıktı ve o albüm çıktıktan kısa bir süre sonra Alman menşeli Glitter Beat bir plak şirketi ve benle ilgilendiklerini ve birlikte bir albüm yapmak istediklerini söylediler ve bunun için de gizli gizli gelip bir konserimi izlemişler. Hatta Loge Su konseriydi sanırım. Çok da hoşlarına gitmiş ve hemen ardından böyle bir teklifle geldiler. Ve birlikte böyle bir şey yapmaya karar verdik. İkinci albümü kaydettik. Aynı anda hem dünyada hem de Türkiye'de yayımlandı. Glitter Beat'in en büyük katkısı da sanırım albümün plak olarak basılması ve bunu bütün dünyaya dağıtmalarıydı. Ve tabii ki bir başarı bekleniyordu ama beklenenden biraz daha yukarıda oldu bu başarı. The kind of music that we really are trying to do at our label is
music that has, let's say, a deep connection to tradition, also to a place, but also is very contemporary and is global, let's say, in reach and global in concept. And with Gaia, I completely felt that, you know, from the beginning. So I'm not, you know, I have to say I'm not really surprised that her records have been really well received abroad. She's a very strong, powerful artist. Ve hikaye böyle gelişti aslında özünde. Biz çok ekstra bir şey yapmadık müzik yapmak dışında ve o müziği insanlarla buluşturmak dışında. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü sadece müzik yaparak ve sadece inandığın şekilde hareket ederek, inandıklarını söyleyerek, coğrafya kaderdir cümlesine sığınmayarak, hayatım boyunca İstanbul'da yaşamış biri olarak işte şu an eli kolu bütün dünyayı sarabilen ve taklit etmeden, başkalarının ne istediğini umursamadan sadece istediğimiz şeyi yaparak bu müziği bütün dünyaya yayabiliyoruz. İşte bu beni mutlu ediyor hem de çok. Kendi adıma değil, hatta kendi adımdan çok daha fazla ülkem adına, ülkemin insanları adına, ülkemin müziği adına. Umarım bu bir köprüdür, bir kapıdır ve bu kapıdan pek çok insan geçebilir süreç içinde veya bu köprüden. Benim hayalim bu. The winner of the best artist for 2019 is Gaye Su Akyol. Ben müziğimi yaparken ya da oluştururken etkilendiğim, dinlediğim, politik olarak, müzikal olarak, fikir olarak, felsefe olarak beni cezbeden, beni etkileyen şeyleri müziğime katmaktan çekinmiyorum. İşte bunun içinde Türk kültürüne ait kılınan enstrümanlar da dahil. Bunun içine isyanlarım, bunun içine işte öfkelendim ya da çok sevdiğim bütün her şey ya da batılı grupların bende bıraktığı izler de dahil pek çok şeyi müziğime eklemekten çekinmiyorum. İşte hayatımı değiştiren albüm. 4. sınıfa gidiyordum, ilkokul 4'e giderken. Bu hikayeyi çok fazla yerde anlattım ama özetle abimin asi dönemlerinde annemin arabasında böyle dinlerken yanına gidip şey çalıyordu hatta Smells Like Teen Spirit ve yani şarkıya vuruldum o an ve bütün işte hayatımı değiştiren an o andır. Sana o zaman şöyle tişörtümü göstermek istiyorum. Sap bok, keşke ben de ekranda gösterirsem. Evet ya, o kadar çok şey değiştirdiler ki. If you're a band from, let's say, Germany and you sound like the Red Hot Chili Peppers, why does anybody care? So I do think if you have this sense of place, you have a chance in an international market. If you sound like everybody else, you know, your chance of succeeding in the international market is probably less. You have to bring something original and something committed, and I think even something that has roots in a place. I think it's very, very important. Dünyada yaşayan herkesin kendine ait orijinal bir hikayesi var. Bir başkasına öykündüğünde, bir başka kültüre, bir başka yaşama, başkasının hayatına. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değil yani. İdealize ettiğimiz hayatlar ya da işte çok kötü olduğunu varsaydığımız hayatlar da buna dair. O yüzden ben olduğum yerde, olduğum şekilde, olduğum kültürde, var olduğum halimden gayet memnunum. Ama bu memnuniyet her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmiyor. Birçok problem var. Hem ülkeme dair hem insanların rahat yaşaması, özgürce yaşamasının önünde çok fazla engeller var. Zaten ortak acılarımız üzerinden iletişim kurabiliyoruz ya da ortak sevinçlerimiz üzerinden. Çünkü insanların sınırlarla bölünmüş olması tamamen soyut bir şey. O yüzden ülke ve o ülkedeki acıları dramatize etmek de bana yanlış geliyor. Başka bir ülkenin mutluluğunu idealize etmek de, çünkü o mutluluklar da bir sürü acıların üstüne kuruluyorlar aslında tarihine baktığımızda. O yüzden iyi ki doğduğum yerde doğmuşum ve iyi ki farkındayım bu acıların ve bu mutlulukların. Ve iyi ki kendi sesimi arıyorum, kendi müziğimi arıyorum. Kültürümüze ait ya da işte içinde yaşadığımız gerçekliğe ait tuhaflıkları, acıları
yok saymaktansa onları fark etmek, onların gözünün içine bakmak ve onlarla derdimizi haykırmak, ben bundan yanayım. Benim memleket. Oryantalist bakış açısı ya da işte onların ne beklediği hiç umurumda değil açıkçası. Ben kendi müziğimden ne bekliyorum, neyi anlatmak istiyorum, neyi ne biçimde anlatmak istiyorum. Bu anlattığım şey beni ne şekilde etkiliyor ve insanların hangi duygularından, hangi problemlerine dokunmak istiyorum. Aslında mesele bu. Ondan sonrası işte onun etiketlenmesi vesairesi. O tamamen bence endüstriyel bir şey ve bu beni etkilememeli diye düşünüyorum. And this world music issue, that definition, this is also super problematic too for me. You know, too many different genres and one common thing, they are not from UK or USA. So this is the only common thing about world music issue actually. So then let's call all of them world music. This is problematic and interesting at the same time. Bu kolonya fikri tanımı biraz yıkmak gerektiğini düşünüyordum açıkçası ve biraz bomba atan bir konuşma oldu ortama. Umarım bir işe yarar, umarım kısa vadede de olsa bir şeyleri değiştirme gücüne sahiptir. Senle bir kayıkta batıyoruz deniz. Dalgalı Ah, she is a Turkish firecracker on the edge of a lot of things there right now, and the album is bitchin'. I wouldn't attempt the name of the album. Well, okay, I'll try. Let's see. İstikrarlı Haval Hakikatir. And she is Gaye Su Akyol. She's a real phenomenon in Turkey, which is an edge place right now. Makyajını, kıyafetini, her şeyini kendi başına yapıyorsun. Dürüst konuşayım o zaman. Tek başına hazırlamak daha kolay geliyor bana. Ve daha konforlu. Konsere bir yaklaşık yarım saat kaldı. Evet. Gayet sakin görünüyorsun. Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? Öyle çünkü. Yani ekstra bir şey yapmama gerek kalmıyor. Çünkü öyle hissediyorum. Sahneye çıkınca çok kısa bir süre tatlı bir heyecan oluyor. Sonra insanların gözleriyle göz göze gelince o da geçiyor. Çocukluğumdan beri aslında o konuda şanslı olduğumu söyleyebilirim. Çünkü büyük güzel bir kütüphanemiz vardı işte. Flaubert'lerden, işte Dostoyevski'ye, Kafka'dan, Orhan Veli'ye işte biz çok fazla kitabımız vardı evde ve ben boş zamanlarımda hep açıp okumaya çalışırdım. Bir yandan babam tabii ki bu kütüphaneyi yapan, annemle birlikte ikisi iki kitap okuma aşığı insan ve babamın bir yandan bana yazdığı doğaçlama şiirleri ve hikayeleri vardı. Yani yanına giderdim işte şey derdim, bana bulutla ilgili bir hikaye anlatsana baba. Başlardı, hiç es yok. Bulut bilmem ne ve müthiş bir akışta efsane hikayeler. Ve bu da muhtemelen hayal gücümü çok tetikleyen şeylerin başında geliyor. Bana anlattığı hikayeler, okuduğu, yazdığı şiirler. Çok sevdiği dostlarıyla yaptığı muhabbetler vesaire. Onun dışında da tabii yaş ilerledikçe bulduğum kaynaklardan sevdiğim yazarları okudum hep. Bir de galiba en güzel şey şu, bunu hepimiz yapabiliriz ve bence dünyanın en büyük hediyesi bize.
hayal kurmak işte hep aynı yere geliyor. Yani boş zamanlarında, bulduğun her anda sonsuz hayal kurabilirsin. Ben uyumadan önce hep hayal kurarım ve onu böyle görsel bir hale getiririm gözümün önünde. Ve emin olun bir noktadan sonra artık paralel bir düzlemde, bir gerçeklikte onlar var olmaya başlıyorlar. Şöyle diyor, hayal kurmaya teşebbüs edin ya da ne denir? Dare, yani işte cesaret edin, evet. Hayal kuramayan o kadar fazla insan var ki. Evet, fark ya, ettin çok mi? Fazla mesaj alıyorum. Yani şey falan diyor Petco, yani nasıl hayal kuracağını unuttum. Ancak korkunç bir şey ya. Bayağı faşist bir dünyada yaşadığımızın bence bir kanıtı gibi bu. Çünkü çocukken hepimiz hayal kurabiliyorduk. Ve belli yaşa kadar da bunu devam ettirdik. Ama işte o fabrikalara ya da hapishanelere benzeyen Foucault'un deyişiyle ya da hepsinin birbirine benzediği işte bu okul, fabrikalar, hastaneler, hapishaneler, bütün bu sistemler birebir birbirinin kopyası gibi ve insanları tek tipleştirip bireyselliğini yok etmek için yaratılmış muazzam barınaklar diyeyim. O yüzden işte o tornadan geçtikten sonra çoğumuz hayal kurmayı unutuyoruz. Bunun işlevselliğini ya da eğlencesini unutmaya başlıyoruz. O yüzden hepimizin hayal kurmaya cüret etmesi gerekiyor ki bir şeyleri değiştirebilirim. Öncelikle kendi dünyamızı tabii ki. Kendimi bildim bileli yollarda tükettim koskoca bir ömrüm. Sence şu ana kadar en üstü Kendim olma cesaretini göstermeme, yani kendim olma riskini alma hali. Çünkü bu bir risk. Altından ne çıkacağını bilemezsin. O riski aldım ve kendim olma yolunda, yani tekamül yolunda ilerliyorum. Bence bir insanın zaten daha büyük bir başarısı olabilir mi? Maddi veya elle tutulabilir şeylerden bahsedecek olursam benim için çok bir anlam ifade etmiyor. O yüzden kendimi inşa etmek, inşa ettiğim şeyi görmek, onu fark etmek, onunla yola devam etmek, o yolda hatalarımı kabul etmek, o hataların üstüne hayallerimi kurmaya devam etmek. Bütün bunlar bence. Başka onun ötesindeki her şey izafi zaten. Bu da izafi ama en azından benim içimde. Şu an hayallerimin içindeyim zaten ya, çok mutluyum. Bir yandan aşırı mutsuzum tabii ki bir sürü şey yüzünden ama bir tarafım çok tatmin oluyor ve mutlu, keyfi yerinde. Zaten tamamen mutlu olsan hiçbir şey yapmak istemeyebilirsin belli bir noktada. O yüzden yani düşünüyorum daha iyi ne olabilir? İşte çok sevdiğim müzisyenler var. Onlarla işbirlikleri olabilir. İşte bir Iggy Pop bir şey yapma hayalim var. Onunla bir şey yaparsam mutlu olurum. Ama bunu hayal etmek de beni çok mutlu ediyor. İşte hep bahsettiğim şey o. Yani yolun kendisi de yeterince zaten muazzam. Yaşasaydı düet yapma cüretini göstermek isteyeceğim insan. Ya da işte birlikte collaboration bir şey, bir arada olmak. Herhalde beni en çok etkileyen insanlardan biri. Şey istiyorum bir de. Böyle kocaman güzel bir kompleks yaratmak, onun içinde insanlarla müzikler yapmak, işte üretmek, yeni genç insanların müzik yapabileceği alanlar yapmak, belki işte gitarların, basların, davulların, bağlamanın, udun falan olduğu, insanların gelip onları çalıp kayıtlar yapabileceği, o kayıtların bizim plak şirketinden basıldığı bir döngü yaratmak. Yani daha çok daha iyi, daha kaliteli müzikler üretmek ve insanlarla bir arada olmak. Ve o insanların bir yandan başka şeyler de üretebileceği bir alan gibi düşün. Böyle hayallerim var. Bir gün olur belki. Ve tabii ki şu da var. Ülkemle ilgili çok güzel hayallerim var. Bir gün umarım ülkemizin her köşesinde çocuklar, insanlar, gençler müzikler üretebilir. Birlikte takıldıkları güzel alanları olur ve İşte bu bahsettiğim bu mini kompleks fikri bütün ülkeye yayılır. Hani vaktinde köy enstitüleri vardı ya, onun aslında farklı versiyonlarla bütün ülkede olduğu, işte insanların içinden geldiği gibi konuştuğu,
ürettiği, yarattığı, Türkiye'nin, Anadolu'nun her köşesinde böyle minik minik belki işte komplekslerin olduğu bir oluşumu tetiklemek, imza atmak ve işte bu hani köy enstitüleri nasıl bir ülkeyi çok kısa sürede dönüştürebildi, Anadolu bir anda bambaşka bir yere doğru ilerliyordu. Keşke işte o köy enstitülerinin böyle bir versiyonla bütün ülkede çok orijinal işlerin, müziklerin, belki başka sanat dallarının üretilebildiği bir yere dönüşse. Böyle bir hayalim var. Umarım bir gün gerçekleşir ama tabii ondan da öte ülkemle ilgili özgür düşüncenin, felsefenin, üretimin döndüğü, olabildiği bir şey hayal ediyorum, bir oluşum hayal ediyorum. Umarım hepsi bir gün olacak. Thank you guys, thanks for coming. I think I'm gonna see some of you tomorrow. And even if we can't, we'll see each other soon. Şu gencolara bakın ya, şu yakışıklara bakın. Look at these handsome boys. Thanks for coming. See you.